Herkese merhaba. Bugün orman yürüyüşü yaparken Mersin'e denk geldik. Evet, şöyle göstereyim. Meyveleri çok güzel olgunlaşmış. Yağmur sonrası doğa tarafından temizlenmiş. Güzel Mersinler. Bir tanesinin şöyle tadına bakalım. Gayet tam tadında. Tatlı ekşi. Çok güzel. Evet, şöyle çevreyi de göstereyim biraz. Ormanlarımız. Evet, bu Mersin'den şimdi bir avuç kadar toplayacağız. Bir iki avuç olabilir. Ve bu Mersin'den değerlendireceğiz. Likör yapacağız. Mersin likörü yapacağız. Ve bir kısmını da artan kısmını reçel yapabiliriz. Bize iki avuç Mersin yeterli olacaktır buradan toplayacağımız. Evet, şimdi başlayalım bu işleme. Evet, ormanda yürümeye devam ederken böyle beyaz bir Mersin türüne daha denk geldik. Şöyle odaklayayım. Biraz akşam oldu, karanlık çöktü. Evet, aynen, çok güzel. Evet, bir de mesela siyahlı arasındaki farka bakalım. Bir tane alalım bundan. Bu siyaha göre daha tatlı. Biraz daha çekirdekli, ağza çekirdek geliyor ama daha tatlı. Şeker oranı daha yüksek yani. Evet, biz ama yeterince topladık. Bu beyaz türü toplamayacağız. Sadece göstermek için böyle size videosunu çektim. Şöyle dışarıdan alayım. Şöyle biraz daha geniş. Bu şekilde. Evet, yaban mersinlerimizi topladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Beyazından da bir miktar aldık. Ve bunun reçelini biz yaptık. Şu şekilde. Reçeli de gayet güzel oldu. Evet, şimdi sıra geldi yaban mersin likörümüzü yapmaya. Bu ürünümüz çok fazla aşırı derecede şekerli olmayacak tarzda. Bir likör, hoşumuza gidebilecek, baharatlı. Bunun için gerekli olan tabii ki yaban mersini. Ve kendi yine kendi imalatımız olan etil alkol, %20'lik. Şekerimiz var. Burada kavanozumuz var ve baharatlar var. Siz farklı baharatlar da isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Ben yarım çubuk tarçın, 4 tane karabiber, bir tane de karanfil koyacağım içine. Şimdi bu işlemlere başlayalım. Öncelikle 2 yemek kaşığı şekeri biraz alkolde eritiyorum öncelikle. Şöyle koyalım. 1 2 Evet, biraz alkol ekliyorum. Bunu çözmek için şöyle. Şekerin alkolde güzelce çözünmesini sağlıyorum. Evet, hemen hemen bayağı çözüldü şeker. Şimdi mersinleri elimde patlatarak içine atıyorum. Şu şekilde patlatıyorum ve içine atıyorum. Çöplerini de kullanıyorum. Thank you.
mersinlerimizi teker teker elimizle patlattık ve içine koyduk. Sıkıştırmadım, bastırmadım. Direkt attım içine. Şimdiki işlem baharatlarımızı ekliyoruz içerisine. İki tane yarım çubuk tarçın. Şöyle bunları da böleyim. Toplamda yarım çubuk var. Bir tane şöyle karanfil. Dört tane de karabiberi attım. Evet, içerisine yine alabildiği kadar alkol ekliyorum. %20'lik. Evet, yine ağzını güzelce kapatıp şöyle çalkalıyorum. Evet, şöyle çalkaladım. Herhangi bir dibinde tortu yok. Şeker olarak yani. Şeker tamamen çözüldü. Şu an %20'lik alkol koydum. Tabii Mersin'in içinde de su var ve şeker var. Sonuç olarak böyle damak tadına uygun, yani genel olarak insanların damak tadına hitap edebilecek %17'lik, 18'lik bir yaban Mersin'in likörü olacak. Fakat sabretmemiz gerekiyor. Bir en az 3 hafta beklemek gerekiyor ve ne kadar bekleyebilirsek o kadar iyi tadı oturuyor. Ve bunu arada bir böyle çalkalayacağız gün içerisinde, bu 3 hafta süresince. Arada bir çalkalayacağız ve tadının oturmasını bekleyeceğiz. Ben daha önceden böyle bir yapmıştım Mersin likörü. Tadı güzel fakat kendi damak tadıma göre yaptım. %40 alkol var bunun içerisinde. Evet, tadı gayet güzel oluyor. Bu biraz daha alkol az olduğu için acılığı daha az olacaktır. Evet, benim yapacaklarım bu kadar. Çalışma böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.